Söyleyebiliriz. Daha önce bir takım iddialar vardı. Ahmet Yavuz'a da sordum. Hatta e, doğruluk payı nedir? E, bu ölümün arkasından dengelerde nasıl e, değişiklikler beklenebilir? E, 15 tabun e, darbe girişimi davalarında başka dengeler ortaya çıkar mı? Şöyle başlamak lazım. E, zaten bir süredir e, Ahmet Paşa'm da iyi bilecektir, Bir süredir zaten örgüt içi kavga e, belli bir seviyenin üzerine çıkmıştı. Ee, özellikle e, Fethullah Gülen'in e, yeğeni olarak da bilinen Ebu Seleme Gülen'in son dönemde sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ve değerlendirmeler sonrası e, ki örgüt içi duruma dair yaptığı değerlendirmeler sonrası e, FETÖ lideri Gülen e, bir araçla başka bir eve alınmıştı. Bugüne kadar bizim uzun süredir yaşadığını bildiğimiz o Amerika'daki Pensilvanya'daki meşhur o e, yaşam kompleksinden alınıp başka bir yere götürülmüştü. Daha sonra da bazı görüntüler, videolar ortaya çıkmıştı. Orada aslında her ne kadar yaşıyor görünse de sağlık durumunun iyi olmadığı çok çok ortadaydı. <laughs> Ve zaten bu sağlık durumundaki ağırlaşmayla beraber örgüt içi kavganın ciddi bir düzeye ulaştığını görmüştük. Şimdi tabii bu aşamadan itibaren yeni bir lider atanacak mı sorusu bence ya da seçilecek evet. mi ki atanacak mı demek daha doğru olacaktır. Atanacak mı sorusu örgüt içerisinde yeni bir kavgaya neden olacak FETÖ'de. Zira ee, bu kavga bu lider arayışı aslında bu içerideki az önce Ahmet Paşa'nın da söylediği gibi bölüşüm arayışı e, özellikle büyük bir maddi gücü elinde bulunduruyor. Halen ne kadar Türkiye'de ciddi oranda bu maddi güç kesilmiş olsa da. E, Diğer yurt dışı ülkelerde ciddi bir güç ve ağ elinde bulunduruyordu. Bu sebepledir ki e, bunun paylaşımı için bir kavga e, yaşanacak. Ama gördüğümüz kadarıyla e, her kul cool nokta ort diye bildiğimiz e, kendilerine ait olan site şu an itibariyle e, Gülen'in öldüğünü duyurmuş durumda. Daha önceki ölüm haberlerini yalanlayan ve e, aynı zamanda bir biçimde Fethullah Gülen'in görüntülerini Şimdi paylaşan siteden Şimdi kendine de çok yakın bir e, siteden duyuruldu değil mi? Tabii tabii tabii. Yani daha önce e, bütün yayınlarını, yazılarını da yayınladığı, e, buradan seslendiği bir siteden bahsediyoruz. Hatta e, bu sebeple Türkiye'de bir erişim engeli getirilmiş siteden bahsediyoruz. Aynı zamanda Twitter hesaplarının Türkiye'de erişime engellendiği, kısıtlandığı bir siteden bahsediyoruz. E, fakat işte yayına hazırlanırken baktım. Henüz e, diğer e, örgüt e, içindeki isimlerde henüz bir paylaşım yok. Yani pek fazla bir retweet de yok pek fazla bir tırnak içerisinde söyleyeceğim baş sağlığı mesajı da yok bir süre beklemek gerekecek ama muhtemeldir ki bu gündeme gelen ölüm durumu doğru bundan sonrasına bakmak gerekiyor çünkü 10 milyarlarca dolar hatta belki daha yüksekindeki bir sermayeden bahsediyoruz bu sermayeyi kim kontrol edecek bakın sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde bir darbe yapıp vatandaşlarımızı katleden, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını kuran, siyaseti bir biçimde dizayn etmeye çalışan bir örgütten bahsetmiyoruz. Aynı zamanda e, ağı içerisinde milyarlarca dolarlık sermaye grubunu barındıran bir e, yapıdan bahsediyoruz ve peki mesela merak ediyorum bundan sonra yeni yönetim nasıl oluşacak? E, o yönetimde kimler yer alacak? Bu yönetimdeki e, yer alışlarla birlikte bu pastayı kimler bölüşecek demek gerekiyor ve bir de cenazesine kimler katılacak merak ediyorum yani böyle bir cenaze gerçekleştirilecekse Hı -hı. cenazesine kimler katılacak bence bu da başka bir mesaj vermeye çalışacaktır elbette ama işin üzücü tarafı şudur ki yaşattıkları Türkiye'ye yaşattıklarının tek bir zerresi hakkında adalet önünde hesap vermedi. İşin üzücü tarafı budur yani e, başta Ali Tatar'dan tutalım birçok isme kadar Kudüs Yokkır'a kadar bu insanlar acı çekerek hayatlarını kaybettiler kumpaslar nedeniyle. Çok sayıda insan FETÖ kumpasları nedeniyle yaşamını sonlandırdı alışıla geldiği hayatını terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda insanımız ülkesinden ayrılmak zorunda kaldığı zamanında adalet üzerinde egemen oldukları dönemde e, hiçbir nesabı yargı önünde sorulamadı bu da üzücü, e, üzücü noktası. Şimdi Ahmet Yavuz'da da dönmek istiyorum biraz ee, ve e, şu an e, tabii bu iddialar e, doğru mu değil mi henüz tam olarak teyit edilebilmiş değil ancak böyle iddialar var elbette. Eğer doğruysa e, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerinde e, nasıl bir etkiye e, yol açar? Biraz sizden bununla ilgili de yorum rica edebilir miyim Sayın Yavuz? Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile yönünde çok önemli bir rol oynayacağını şahsen düşünmüyorum. Zaten yapısal takım problemler var. O yapısal problemlerin yanında FETÖ ile ilişkiler çok tayin edici bir role ve eleme sahip değil. Yani çok değişiklik olacağını düşünenlerden değil. tam olarak alamıyorum ee, ben bir... acaba ee, yani Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin ilişkilerinde bir takım yapısal problemler var ee, Fetö'nün e, liderinin ölümü, Fethullah Gülen'in ölümü burada çok önemli bir değişiklik diye yol açacağını şahsen düşünmüyorum. Peki, şimdi Altan Sancar size de bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu ölüm, tabii ki iddialar üzerinden konuşuyoruz. Ahmet Yavuz'a da çok teşekkür ediyorum benimle paylaştığı bilgiler için. Şimdi bu ölüm eğer ki doğruysa, Türkiye'de FETÖ ile ilgili süren davalar nasıl etkilenecek? Yeni yasal süreçler bekleniyor mu? Bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Ya şöyle tabii Fethullah Gülen'in ölümüne dair o e, bilgilerin Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi makamlarından Türkiye'ye iletilmesi gerekiyor. Yani <laughs> çok özür diliyorum. Örgütün e, internet sitesinden yapılan açıklama elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Yardımcısı tarafından dikkate alınmayacaktır. Ama Amerika Birleşik Devletleri tarafından muhtemeldeki Dışişleri Bakanlığı e, ABD ile iletişime geçecektir. Yine oradaki Türk konsolosluklar ile iletişime geçilecek ve bölümün teyidi alınacaktır. Değit alındıktan sonra da Gülen'in yargılandığı biliyorsunuz birçok dava da darbe davasında darbe girişimi davasında bir numaralı sanık olarak yer alıyor. Özellikle çatı davası dahil olmak üzere yargılandığı davalardan düşecektir. Fakat bunun başka bir aşaması var. Şimdi örgüt içerisinde bir liderlik kavgası başlayacak dedik az önce. Bu liderlik kavgasının başlamasıyla birlikte az önce Ahmet Bey'in de söylediği çok önemli bir noktaydı. Bugüne kadar hala hakikaten de temiz duygularla bakın te dini duygularla. Bu örgüte gönül vermiş olanlar varsa aslında ne kadar kirli bir yapı olduğunu bir kez daha anlamış olacaklar. Çünkü çok sayıda sırrın, çok sayıdaki iç bilginin ifşa olacağı bir döneme bence giriyoruz. Zaten bunun ilk işaretleri verilmeye başlanmıştı özellikle Şu sosyal an, medya e, üzerinden. Şu an özür dileyerek araya girmek istiyorum. Yeğeninin haberi doğruladığına ilişkin bir haber düştü haber merkezimize de. Artık daha da netleşti evet. diyebilir miyiz ölümüyle ilgili? Tabii e, hatırlayalım o e, yeğeniyle ilgili süreçte de biliyorsunuz Ebuseleme Gülen aslında bir sürü e, kadar e, aynı kompleks içinde yaşamıştı Fetullah Gülenle daha sonraki bu kavga itiş kakış nedeniyle Fetullah Gülen başka bir yere nakledilmişti kendi e, e, ya, yakınındaki isimler tarafından ve nakledenler tarafına tarafıyla onlara yakın isimlerle karşı tarafında yer alanlar arasında da bir sosyal medya kavgası başlamıştı. Birbirlerine hakaretler etmekten tutalım da birbirleriyle ilgili bazı bir bizim bilmediğimiz ama onların bildiği sırları ifşaya kadar e, vardırılmıştı. Son olarak nakledildiği yerin de 1 milyon dolarlık e, ev olduğunu biliyorduk. ve bir, Bu 1 milyon dolarlık eve de e, biz ev diyoruz ama tabii ki büyük bir malikaneden bahsediyoruz. E, 1 milyon dolarlık yerde de kendi rızası dışında bir ev nakli olduğu burada adres değişikliği yapıldığı bildiriliyordu